Başkanım, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Bu bütçe, saray bütçesiyle fakirleşen halkın bütçesi arasındaki uçurumu anlatan bütçedir. Bu bütçe, sarayın israfını anlatan bütçedir. Bu bütçe, halkın değil, zenginlerin cebini dolduran bütçedir. Bu bütçe, Türkiye'nin karnını doyuran, Türk çiftçisini toprağa küstüren bütçedir. Çankaya Köşkü'nün mütevazi bütçesine karşın 1100 odalı Türkiye'nin bütçesini yutan obur bir saray bütçesidir. Geldiğimiz noktada çok acıdır dostlar. Dünyayı doyuran ülkemiz artık Ukrayna'nın Rusya'nın eline bakar hale gelmiştir. Kendi kendine yeten ülkemiz maalesef bu özelliği kaybetmiştir. Vatandaşımız meyve ve sebzeleri taneyle almaya başlamış. Eti bırakın, yumurtayı, tavuğu, bakliyatı artık yiyemez olmuştur. 1954'ten 46'dan bu tarafa 12-18 Aralık yerli mal haftası kutlanmaktaydı ama nerede kaldı yerli mal haftası? Gitti. Kimin sayesinde? Cumhur İttifakı sayesinde dostlarım. Evet, sarayın bütçesine %62.4 oranında artış ama çiftçinin bütçesi, tarımın bütçesi neyse tam %35.1 artış. İşte yerli malın haftasının bitmesinin sebebi burada ortada. Yine bakın sarayın ana öğünlerine baktığımız zaman yatmadan önce bir de ara öğün vardı. Nerede öğrendik bunu? Cumhurbaşkanımız 27 Mart'ta Tokat'ta bir ziyarette ifade etti. Yatmadan önce her akşam bakraçta gelen özel mando yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, birkaç kaşık kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıyormuş Sayın Cumhurbaşkanı. Yatmadan önce ara öğün olarak bunu tüketiyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı, çocuklar yatağa aç giriyor. Anneler bayat ekmek, bayat simitleri çocuklarımızın beslenme çantasına koyuyor. Siz bunun farkında mısınız? Evet. Evet, Cumhurbaşkanı buradan sesleniyorum. Acı kestane kebap, acı ve cevap istiyorum. Bu menünün maliyeti Sayın Erdoğan'a soruyorum. Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında. Kestane, evet, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş. Medine hurmasının kilosu 200-250 lira. Yulaf ezmesi de 120 lira civarında. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2220 lira. Yani biraz kül ücretli bunu almak isterse para öğünü, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri. İşte değerli arkadaşlar, size bir bilmecem var. Hani bir hikaye vardı, bir reklam vardı, bir bilmecem var diyorum. İşte ben de size soruyorum. Bunun içinde ne var acaba? Evet, bu kutunun içinde ne var? Evet arkadaşlar, bu kutunun içinde ne var? Evet, hayat var değil mi, hayat? Bu, hiçbirini bilemediniz. Bu pırlanta kutusu içerisinde pırlantadan daha değerli bir ürün var. Evet. Evet arkadaşlar, beyaz çay. Pırlantadan daha değerli, sarayda tüketilen beyaz çay. Kaç para bilir misiniz bunun maliyeti? Çaykur'dan aldım. 20 gramı 226 lira. Yani kilosu 11.300 lira değerli hemşerilerim, değerli vekillerim. İşte 11.300 lira biraz kilo ücretli. Bunu alması için en az 2 ay çalışacak. 1 kilo beyaz çay 11.300 lira, siyah çay 80-85 lira. Kim tüketiyor? İşte buradaki beyefendiler ve sarayın başındaki zat üretiyor, tüketiyor bunu. Fakat vatandaş ne yapıyor? Sabahları fırınların önünde bir gün önceden kalan bayat ekmeği, bayat simiti alıp onu tüketmeye çalışırken birileri de refah içinde sefahat, şetafat, her türlü israfın olduğu yerde yaşıyorlar. İşte geldiğimiz noktada pırlantada biliyorsunuz bir de KDV'yi sıfırladı bunlar. Utanmazlar. KDV'yi sıfırladılar. Vatandaş markete gittiğinde KDV %18 gıdada bütün temel ihtiyaçlarında ama pırlantada sıfır KDV. Bundan da inşallah bir öneme geçerler. Evet, şimdi bir de halkın bütçesine gelelim. Siz manda yoğurdu tüketiyorsunuz, çocuklarımız derslerine aç gidiyorlar. Öğle yemeği vermiyorsunuz, verin dedik. Ama siz manda yoğurdu yerken çocuklarımız ücretsiz dağıtılan süt projesi vardı. Onu da kaldırdınız. Elinizde yüz lira dursun ya. Çocuklarımıza bir sütlü bir refah göremediniz ya. Evet, halkımız çocukları aç kalmasın diye bayat ekmek, bayat simit alırken birileri de ara öğünde manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi, medun hurması tüketiyor. İşte ülkenin durumu bu halde değerli arkadaşlarım. Ama bu sayın bunu değil. Vatandaş artık kahvaltı edemiyor. Çünkü tanesi simitin 5 lira olmuş. Hatırlarsınız bir zamanlar simit çay edebiyatı yapanlar
Şimdi o vatandaşları simit alamaz hale getirdiler. Simitle çayla iktidara gelenleri yine simitle çayla gönderecek bu halk. Merak etmeyiniz. Bir de bizi kıskıran bir Almanya var. Almanya'ya bakalım. Bir asgari ücretli, asgari ücretinde tam 8.231 tane yumurta alırken bizim asgari ücretlimiz ise 2.619 tane yumurta alıyor. Evet, bizim asgari ücretlinin maaşının yarısından çoğu beslenmeye gidiyor değerli vekiller. Ama bir de çiftçilerin banka olan borçları var. Sizin iktidarınızda 18 yılda %46.3 oranında çiftçinin borcunu arttırdınız. Kur korumalı mevduata para çıkmayacak dediniz. 2022'de sonunda bütçeye 91.6 milyar lira ek zarar getirdiniz. Ama 2023 bütçesinde çiftçiye ise verdiğiniz sadece 4 milyar lira kaynak. İşte tercih üretimden değil ranttan diyorum. Özetle saraya ballı yoğurt ama vatandaşa ise kuru ekmek. Saraya vurma, halkın bütçesine vurma, çiftçiye... Buyurun. Çiftçiye, memura, esnafa, öğrenciye yok, faize ve ranta çok. Bu ülkede çocuklar aç, öğle yemeği vermediğiniz gibi eğitim haklarını da vermiyorsunuz. 6 yaşındaki çocuğumuzun cinsel tacize maruz bırakıldığı olay, nelerin üstünün örtüldüğünün bu en küçük göstergesi diyorum. 2023 sizin son bütçenizdir diyor. Yüce Meclisi selamlıyorum. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan diyor, saygılar sunuyorum.